Mutlu günler değerli izleyenler. Satırbaşı programı ile karşınızdayız. Satırbaşında bugün dış politikaya dair gündem başlıklarımız olacak. Dış politikanın satırbaşlarını değerlendireceğiz. Biliyorsunuz ki hareketli bir hafta var bugün. NATO zirvesi var ve uluslararası ilişkiler boyutunda liderlerin birebir görüşmeleri var. Ülkeler arası temaslar var. Hepsini değerlendirmeye çalışacağız. Programımızın süresi dahilinde efendim. Ve çok da kıymetli bir konumuz bizimle beraber. Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Nuri Korkmaz stüdyo konuğumuz. Hocam öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. İlk başlayalım Merhaba, efendim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz çünkü yoğun bir gündem var. Dün de uluslararası ilişkiler konuştuk. Çünkü NATO zirvesi bağlamında ciddi temaslar oluştu. Ve bu zirveyle birlikte Türk-Amerikan ilişkilerinin seyri için bir mesaj aldık mı sorusunu bugün soracağız size. Neler söyleyeceksiniz merak ediyoruz ve devamında da uluslararası ilişkilerin yani bugünkü görüşmelerde Biden-Putin görüşmesi var ve Azerbaycan ziyaretiyle birlikte Şuşa beyannamesi gündemde. Hepsini sormaya ve analiz etmek üzere sizi davet ettik. Çok da teşekkür ediyoruz katılımınız için. NATO zirvesiyle ben başlamak istiyorum bugün de. Özellikle genel bir değerlendirme alsak nasıl bir bu anlamda ülkeler tablo çizdi bunu alalım. Ve Erdoğan-Biden görüşmesi. Şimdi bu NATO zirvesinde bayağı bir aslında karışıklık diyebileceğimiz düşünceler ve fikirler ortaya çıkmaya başladı. Biliyorsunuz bu zirvenin önemli noktalarından bir tanesi NATO'nun gelecekteki 10 yıllık stratejisinin belirlenecek bir zirve olacak olması idi ve nihayet de aslında belirlenmiş oldu. Yalnız ilginç konulardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nin de baskısıyla sadece Rusya'ya karşı değil. Çünkü NATO'ya da baktığınızda yani ittifakın hem güney hem de doğu kanadının güvenliğinin arttırılması ve buradaki üye ülkelerin de işte güvenlik açısından çok fazla tehdide maruz kalmaması gibi bir strateji söz konusuydu. Fakat bu ilk etapta sadece Rusya'ya hedef alıyor olmasına rağmen ilk defa bir NATO zirvesinde Çin'de aslında bir karşı sanki bir hedefmiş gibi gösterilmeye başlandı. Bu da ilginç bir konu. Çünkü benim kanımca anladığım kadarıyla aslında Amerika'nın Güney Çin Denizi'ndeki bu Çin'e karşı yürütmeye çalıştığı mücadelede NATO ile ve NATO ülkelerini bir araya getirerek burada Çin'e karşı bir denge kurma mücadelesi içerisinde olduğunu görüyorum ve bunu da tek başına yapamayacağı için artık NATO çerçevesinde Çin'i de NATO'nun hedefiymiş gibi göstererek bunu yapmaya çalıştığını artık açık bir şekilde görüyoruz. Çünkü belki uluslararası ilişkilere çok fazla yansımıyor olabilir. Daha çok biz Doğu Akdeniz konularını tartışıyor olabiliriz. Ancak şu anda Amerika Birleşik Devletleri ile Çin, Güney Çin Denizi'nde müthiş bir güç mücadelesine girmiş durumdalar. Ve bu aynı konuda aslında şeyle de ilgili bir de donanmalar nezdinde yapmış oldukları onların yarışla da ilgili olan bir konu. Ve buraya taşıması aslında NATO'ya Çin'i taşıması Amerika'nın çok farklı bir boyut getirdi diye düşünüyorum. Bizim açımızdan baktığımızda da aslında bizim açımızdan pek de fazla Türk-Amerikan ilişkilerinde değişen bir olay olacağını ben hele de kısa dönemde zannetmiyorum. Çünkü biz Trump döneminde bu dostluk bünyesinde yani işte kişisel dostluk bünyesinde Trump ve Erdoğan arasında giden ikili ilişkilerden dolayı biz biraz burada zor durumda kalabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri daha çok kurumsal düzeyde bir dış politika yürüttükleri için liderler düzeyinde yürütülen bireysel anlamdaki bir dış politikaya çok da fazla kurumların iyi cevap vermediklerini ve tekrardan bu Türkiye'ye yönelik olarak eski böyle biraz daha demokratların çizdiği kurumsal çizginin yine geldiğini görüyorum. Çünkü nitekim Biden'la birlikte. Erdoğan-Biden görüşmesi aslında bir nevi bunun sanki ispatı gibi oldu. Türkiye'nin söyleyeceğini ya da işte bizzat belirteceğini ısrarla söylediği Erdoğan'ın mesela 24 Nisan'daki bu sözde Ermeni iddialarının soykırım olarak tanınması konusu vardı. Bu konunun götürüleceğini ilk zirvede tartışılacağını söylemişti. Nitekim zirve sonrası Cumhurbaşkanı hamdolsun bu konu hiç gündeme gelmedi dedi. Eğer getirilmediyse de böyle bir konu o zaman bu konudaki samimiyet biraz da sorgulanabilir diye düşünüyorum. Ki zirve sonrasında yapılan açıklamada ilk Biden söylemişti. Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok verimli bir 45 dakikalık sanırım bir toplantı yaptık dedi. Zaten onu oradan söylemiş olmaları anlaşılıyor ki biraz da Amerika'nın pek hani bizim en azından
açımızdan pek verimli konular tartışılmamış olabilir diye düşünüyorum. Şimdi birçok beklenilen konu vardı. Bunlardan bir tanesi söyledin siz de zaten bu konuyla ilgiliydi ve söz konusu olmadığı açıklamasını, vurgusunu yaptınız. Bir de şimdi Türkiye-ABD ilişkileri arasında biliyorsunuz ki bir kriz de yaşandı. Hala da sonuç bulmadı. S-400, F-35 şimdi NATO zirvesinin bu anlamda belki de ilk masaya yatırılacak konularından bir tanesi bu olması gerekirken yani Erdoğan-Biden görüşmesi içerisinde söylüyorum. Bu konu içinde bir sonuç ya da bir mesaj sizce var mıydı hocam? Nasıl okuyorsunuz bu süreci? Bu da değerli çünkü neticede Türk-Amerikan ilişkilerinde yaşanan krizlerden bir tanesi oldu son dönemde ve önemliydi. Yani ben görüşme sırasında söylenildiği kadarını okuduğumda bu basın açıklamalarından özellikle şu oldu. Toplantıda bu konu gündeme geldi ve biz de aslında S-400 ile ilgili niyetimizin kesin olduğunu söyledik. Artık hani yapabileceğimiz bir şey yok. Biz bunları aldık ve kullanımını da açtık denildi. Ve hala da öyle diye görülüyor. Şimdi Amerikan tarafından baktığımızda olaya, onlar da eğer Türkiye yeni bir S-400 alma durumu gündeme getirirse ya da tekrar Rus silahlarına yönelme gibi bir duruma geçerse, o zaman ciddi bazı yaptırımlarla tekrardan karşı karşıya kalabilir diye söylendi. Ama şunu da düşünmek gerekiyor. Amerika açısından mesela onların çok daha sert oldukları bu durumla ilgili olarak, ben S-400'lerin özellikle de bu Türkiye'nin almış olduğu S-400'lerin Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye empoze etmeye çalıştığı, özellikle bu Doğu Akdeniz'le ilgili olarak empoze etmeye çalıştığı konularla ilgili bir gerekçe olarak kullanıldığını düşünüyorum sadece. Nitekim bunu birkaç yerde de söylemiştim. 2017 yılının Eylül ayındaydı sanırım. Aynen 2017 yılının Eylül ayında bu Washington'daki Brookings Enstitüsü'nde bir toplantıya katıldığımızda, şu anda Kongre'de Dış İlişkiler Komitesi'nin başında olan bir tane danışman Türk var, Türk bayan var. Şimdi soyadını unuttum, hatırlayamıyorum çok fazla ama kendisine sormuştum. Ve Brookings Enstitüsü'nde sık sık onlar işte Türkiye'deki demokratik olmayan iddiaları vurgulamaya çalıştılar. Bu bariz bir aslında biraz demokratların bakış açısıyla olan bir şeydi. Ona sorduğum şey şuydu. Toplantı sırasında hatta sormamıza da izin vermediler. Çünkü öyle bir şey var ki bu think tanklerin yaptıkları toplantılarda tanımadıkları kişilere soru sorma hakkı vermiyorlar. Tanıdıkları kişilere soru sorma hakkı veriyorlar. Çok ilginçtir. Zor durumda kalmamak için herhalde bu çağırdıkları konuklarıyla. Ben de toplantı sonrasından ayrıldığında kendisine sormuştum. İşte siz acaba hani bu Brookings Enstitüsü, çünkü çok ses getiren konulardan birisidir ve özellikle bilinir ki Brookings'in yaptığı toplantılar doğrudan bu demokratların hani lehine işleyen konulardır. Bir de American Enterprise vardır. O da biraz daha böyle cumhuriyetçi gibi zaman zaman kendini gösterir. Bunların tabii faaliyetlerine katılırken, böyle dinleyici olarak o sırada araştırmalarımı yaparken, bu Brookings'teki o kadına sormuştum ben. Hatta demiştim, siz dedim hani araştırmacısınız, bunu söylüyorsunuz. Peki dedim, Yunanistan'daki S-300'ler hiçbir problem değildi. O zaman daha Türkiye'nin sadece S-400'ler alacağı söyleniyordu. Türkiye'deki S-400'ler niye problem olsun? Muhakkak diyor, Yunanistan'a da o günlerde bir şey söylenmiştir. Yok dedim, hiçbir şey söylenmedi. Üstelik dedim, bunlar dedim Girit'e konuşlandı. Tabii Güney Kıbrıs Rum yönetimi almıştı. Hani bizim ısrarımız neticesinde hani Yunanistan'ın eline geçti bunlar, parası ödendiği için. Ancak bu konularda Türkiye ile Yunanistan'ı aynı tutmadıklarını görüyoruz. Yani şöyle bir sanki şey var, algı var. İşte Türkiye bunları kullanma ihtimali var ama Yunanistan'ın bunları kullanma ihtimali yokmuş gibi konuşuluyor yani. Aslında oradaki bakış açısı bu. Aynen öyle. Onu yansıtıyorsunuz. Peki şunu da soralım. Türkiye-ABD ilişkilerinin Amerika'dan gözde okuduğumuzda bu en son görüşmeler ve NATO zirvesi için yansımalar neydi? Bir de bunu soralım. O açıdan bakacak olursak, mesela Amerika'da da aslında biliyorsunuz bir fotoğraf olayı gündeme gelmişti. Joe Biden Erdoğan'ın yanına geldiğinde işte Cumhurbaşkanımızın bu şey yaptığı, ayağa kalktığı bir şey var selamlamak için, hani dokunun fiziksel temasa dikkat ederekten. Onu işte güya eğildi diye göstermeye çalışan bir algılı fotoğraf vardı. Financial Times'da çıkan bu fotoğraf. Sanırım Financial Times'ın yoksa Wall Street Journal'daydı galiba, hatırlamıyorum. İkisinden birisinde buna bir şey yapmışlardı, manşet yapmışlardı o fotoğrafı. Hatta bizim de bazı ulusal gazetelerimizde kullanıldı. Ve televizyonlarımızda kullanıldı bu fotoğraf. Videosu da kullanıldı. Şimdi Amerikan tarafında çok ilginçtir tartışılan konu.
Biden'ın özellikle New York Times ve Washington Post'ta söylenenlerden mesela yola çıkacak olursak çok ilginçtir. Hatta bazı demokratlar Biden'ın işte seçimden hemen sonra kazandıktan sonra özellikle Doğu Akdeniz'le ilgili olaylarda işte Yunanistan'ın yanında yer aldığını açıkladıktan sonra söylediği bazı şeyler var. İlk zirvede Erdoğan'a haddini bildireceğim. İşte ona çok fazla tepki göstereceğim. Gösterilmesi gereken en sert tepkiyle karşılaşacaklar diye söylemleri var Joe Biden'ın. Yani çeşitli tehditvari hakikaten çok böyle diplomatik nezakete yer bırakmayan tehditvari açıklamalar bunlar. Siyaseten belki aynen yaptığı öyle. Açıklamalar ve Joe Biden'ın bunlardan hiçbirini gündeme getirmemesi toplantı sırasında gündeme damga vurmuş durumda ve onların da söylediği aslında Joe Biden'ın seçim sırasında ve hatta işte seçimi kazandıktan sonra da vaat ettiği Türkiye'ye karşı sert tavır takınma durumunu bu görüşmeler sırasında yapamadığı ortaya çıkıyor. Şimdi bunun da sebebini anlatacağım size birazdan sorarsanız. Türkiye'ye karşı bu kadar da yani Türkiye bir azarlanacak böyle parmak sallanabilecek bir çocuk ya da küçük bir ülke değil. Kaldı ki NATO'nun gelecek 10 yılda belirledikleri öncelikleri arasında kendilerinin eğer olmasını istiyorlarsa, nasıl bir önem biçiyorlarsa Türkiye ile ilgili o konu biraz düşünülerekten yapılmış bir şeydir diye düşünüyorum. Ve orada Joe Biden'ın bu sert olacağını söylediği tavırların biraz törpülendiğini düşünüyorum ben. Eğer sorarsanız tabii Türkiye ile ilgili neden bu tepki bu kadar fazla olmadı diye biraz evet, açabiliriz. Evet, onu da soralım. Özellikle şimdi bugün siz de analizlerin arasında bunu vurguladınız ama dediğiniz gibi biz de medya olarak baktığımızda aslında çok yumuşak geçen bir görüşme olduğunu gördük. Çizilen tablonun aslında şu anda tam emniyetli bir tablo çizildiğini gördük. Sivrilen hiçbir tarafın olmadığını gördük Erdoğan Biden görüşmesi içerisinde. Hatta bazı konularda iki liderin de bu anlamda işte çözüm odaklı olabileceği mesajını da verdiğini görüyoruz birçok konu içerisinde ama neden yumuşatıldı sorusunu soralım. Çünkü Amerika tarafından bugün soruyoruz biraz da sorular. Yani Amerika açısından ve diğer NATO ülkeleri açısından olaya baktığımızda bakın Amerika'nın işi çok kolay değil. Özellikle belki bir gün bunu da konu ederiz. Amerika'nın içerisindeki karışıklıklar gerek sosyolojik açıdan gerekse ekonomik açıdan var olan karışıklıklar yani eskisi gibi değil. Bunlar çok daha artmış oldu. Bilhassa tabii ki bu hala siyahilerin yaşamış oldukları yerlerde maruz kaldıkları ayrımcılık, hatta polis şiddeti aslında basına yansıyan kısmını biz sadece görüyoruz. Bunun çok daha fazla yansımayan kısmı var. Özellikle birinci sebebi Amerika'nın şu anda biraz daha biliyorsunuz Covid krizi olmasaydı Trump'ın bu seçimleri alacağına garanti gözüyle bakılıyordu ve Covid krizine rağmen ve hatta son dönemlerdeki bu işsizliğin ortaya çıkmasına rağmen Trump'la Biden'ın başa başa bu seçimlerde gitmiş olması, bunu başa baş bir şekilde geçirmiş olmaları zaten ne kadar bölünmüş bir Amerika olduğunu çok daha iyi karşımıza çıkarıyor diye düşünüyorum ben. Birincisi tabii ki Joe Biden'ın şu anda geldiği zamandaki ilk önceliği sadece işte salgınla mücadele etmekti ama bunun haricinde Joe Biden'ın önünde bir de çok fazla ayrılmış ve kutuplaşmış bir Amerika var ve bununla mücadele etmesi gerekiyor. Bir gelir dağılımı eşitsizliğinin olduğu, ondan sonra insanların posta koduna dayalı bir fakirlik yaşadığı bir ülke durumu var. Buna ırksal ayrılıkları veyahut da işte ayrımcılıkları hiç eklemeye gerek bile yok diye düşünüyorum. Çünkü zaten bilinen bir şey. İkincisi de aslında Türkiye'den kaynaklanan ve Türkiye'nin konumundan kaynaklanan bir önemi söz konusu. O da nedir diye soracak olursanız mesela şimdi ittifakın içerisindeki bu ayrılıklar ve özellikle ittifakın yoğunlaşma noktası olarak gördüğü bu Rusya ve Çin'e yönelik olarak, hadi Çin biraz daha uzakta ancak bizim bölgemize yakın olduğu için söylüyorum. En basiti Karadeniz'de Rusya ile ilgili olarak ittifakın çok da fazla sert adımlar atamaması genelde bu Karadeniz'e kıyıdaş olan ülkelerin Rusya ile olan ikili ilişkilerine bağlanıyor. Yani bir nevi aslında size şunu söyleyeyim, Türkiye ve Bulgaristan gibi ülkeler zaman zaman Rusya ile olan yakın ilişkileri sebebiyle ittifakın Karadeniz'deki politikasını aksatmakla da zaman zaman suçlanıyorlar. Bulgaristan'a bunu çok da fazla eklemek istemiyorum ama şöyle de bir durum var. Bakın Bulgaristan gibi ülkelerde veya işte Romanya gibi ülkelerde o dönemde olan siyasi partinin, iktidarda olan siyasi partinin konumu Rusya ile olan ilişkilere çok büyük önem taşır. Yani bu şey demek, aslında bu Rusofil dediğimiz Rusya yanlısı kişilerin iktidarda olduğu durumlarda ya da eskiden bir şekilde Sosyalist Parti içerisinde
var olmuş olan ya da siyaset yapmış olan kişilerde Rusya'ya yönelik olarak çok sıkı bir ya da çok sert bir tavır takınması durumu söz konusu olmayabilir. Ha, bunlar küçük ülkelerdir ama küçük ülkelerin de şöyle bir problemi var. Siz Bulgaristan ve Romanya gibi küçük ülkelerle kalkıp da Rusya gibi Karadeniz'de çok büyük bir armadası bulunan yani çok büyük bir deniz donanması olan ülkeyle mücadele edemezsiniz. Yani hele ki eski teknolojiye sahip olan ülkelerle. Bu bence onları biraz daha frenledi. Fakat ittifakın bu anlaşmasından mesela sonuç kararlarından çıkan şey Türkiye merkezli koordine edilebilecek bir Karadeniz donanmasının güçlendirilmesi konusu söz konusu biliyorsunuz. Onda da şu durum var. O zaman da tabii ki Türk boğazlarının konumu önemli. Çünkü NATO'nun perspektifinden bakıldığında olaylara Rusya'nın Doğu Akdeniz'de ve diğer Akdeniz çevresindeki amaçlarına erişebilmesi için Karadeniz'i ve aynı zamanda da işte Türk boğazlarını bir geçiş noktası olarak kullandığı biliniyor. Fakat Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin burada Karadeniz'e kıyıdaş olmayan ülkelerin Karadeniz'de bulundurabilecekleri gemilerle ilgili olarak hatta geminin tonajıyla ilgili olarak yani siz her istediğiniz savaş gemisini Karadeniz'den sokamazsınız eğer Karadeniz'e kıyısı olmayan bir ülkeyseniz. Dolayısıyla bunlarla ilgili sınırlama koyması Montreux'e Batı'nın biraz elini kolunu bağlıyor. Bu son süreçte anladığım kadarıyla Türkiye merkezli eğer Türkiye'nin %50 desteğini kazanabilirlerse Türkiye merkezli içerisinde Romanya ve Bulgaristan'ı da alan bir Karadeniz donanması üzerinde durulacakmış gibi duruyor NATO'ya. Bunu da yapmalarının sebebi ne biliyor musunuz? Benim anladığım kadarıyla özellikle Amerika'nın oynamaya çalıştığı bir oyun bu. Ben oyun diye söylüyorum bunu. Şimdi bakın Türkiye ve Bulgaristan gibi ülkeler Rusya'ya karşı çok fazla böyle şey yapmak istemezler. Tepkisel kalmak istemezler ya da işte çok aşırı tepki alamazlar. Çünkü bu ülkeler biz mesela Rusya'yla turist olsun ya da işte ticaretimiz olsun çoğunu Rusya'yla yapıyoruz. Birçok konuda O yüzden aynı zamanda onlar çalışıyoruz. gibi bu kadar sert tavır Alamıyoruz. alamayız ya da alamıyoruz ya da işte ikili ilişkilerimizde başka etkenler var ki bunu yapmıyoruz. Evet. Şimdi Amerika'nın orada yapmaya çalıştığı şey bunu eğer Türkiye'de kurarsa şüphesiz ki Türkiye'nin buna böyle bir şey ev sahipliği yapması Rusya'nın Türkiye'ye olan tavrını etkileyeceği için yani sanki otomatikman bu gerginliği oradan sağlayamaya çalışıyormuş gibi duruyor. Ve bir diğer tabii bunun şeyi sanki Bulgaristan'a da bunu yaptırtmaya çalışıyorlar gibi. Romanya o konuda biraz daha farklı tabii ki. Onların durumu biraz daha farklı. Ancak ittifakın yapmaya çalıştığı mesela bu Ukrayna gibi ülkelere ya da Gürcistan'a belki olası üyelikleri konusunun da gündeme geldiğini biliyoruz. Eğer bunu yaparlarsa bu o zaman 2014 yılındaki Kırım'ın ilhakı konusunu da çok farklı açılardan gündeme getirebilir. Yani siz böyle bir ortamda her şekilde Türkiye'ye mahkumsunuz gibi bir durum ortaya çıkmaya başlıyor. Yani bazıları işte artık Türkiye Soğuk Savaş döneminde Karadeniz'deki tek kıyıdaş ülkeydi diyorlar. Şimdi artık bu tekele ortadan kalktı. Yani bu kalkmış olsa bile sizin oradaki diğer iki ülkeniz Romanya ve Bulgaristan Türkiye'nin sahip olduğu Evet, hiçbir Türkiye'nin gücüyle teknolojik karşılaştırılamaz aynen öyle hiçbir şekilde karşılaştırılamazlar. Dolayısıyla bir alternatif olma durumları da yok. Zaten böyle alternatiflemeye gidilmeye başlarsa eğer bunlar parçalana parçalana bölünürler ve sizin yapabileceğiniz amaca da hizmet edemezler. Nitekim gördünüz Gürcistan krizi sırasında Amerikan gemisi yine girdi Karadeniz'e 21 gün sonra çıkmak zorunda kaldı. Ve de o tonajda yani böyle şey değildir. Çok büyük bir gemi koyamazsınız. Ya kaldı ki kıyıdaş olan ülkelerin bile mesela tamir için gönderdikleri hatta harp gemileri veyahut da işte denizaltıları gibi konular. Onlar bile belirli zamanlarda gündüz geçmek üzere veyahut da işte hani belirli sınırlamalara tabiler Montreux'a göre. Yani o yüzden onunla ilgili olarak dilediğiniz gibi tabii oynayamazsınız. Çünkü Türkiye gündeme geldiği zaman ha bir de şunu söyleyeyim tabii ki orada ayrı bir nokta daha var. Sadece Türkiye ve Bulgaristan açısından söylemeyelim bunu. Bir de Almanya var Amerika'nın elini bağlayan. Çünkü Almanya'da NATO'da özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı duran bu Rusya ile ilgili olarak çok da sert tepki gösterilmemesi gerektiği konusunda Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne biraz frenleyen bir ülke. Yani bu sadece Türkiye üzerinde demeyeyim bunu. Almanya da bunu çok fazla yapıyor. Çünkü Almanya gerek işte Avrupa güvenliği açısından olsun, gerek Avrupa ile ticareti veya gerekse enerji bağımlılığı açısından olsun, Rusya'ya bu kadar da sert bir tepki gösterilmesinin önüne geçmeye çalışıyor bir Soru şekilde. da sormak istiyorum. Şimdi özellikle Türkiye NATO'da verdiği mesajlar içerisinde NATO'ya bağlılığının ne kadar önemli olduğunu, bugüne kadar yaptığı operasyonlarda NATO'ya bağlılığının altını çizmiş olduğunu da vurguladı. Evet. Ve Türkiye'nin terörle mücadelesinde
bu noktada çok da tam istenilen bir desteği alamadığını da söyledi. Bu açıklama sonrasında da yayınlanan sonuç bildirgesi içerisinde Türkiye'ye bir destek verileceği de söylendi. Şimdi bu anlamda bundan sonraki süreçte bizim her zaman konuştuğumuz Türkiye'nin kırmızı çizgilerinden bir tanesi biliyorsunuz ki alttaki hatta Kürt koridorunun oluşmaması için yapılan birçok çalışma vardı. Bugüne kadar uluslararası ilişkilerde hep konuşulan bir başlıktır bu. Bu anlamda bu terör koridorunun olmaması için Türkiye ciddi savaşlar, operasyonlar ve mücadeleler verdi. Ve bu mücadeleler içerisinde en önemli ve kritik konulardan bir tanesi de Suriye. Şimdi Suriye bağlantılı olarak da bir nokta var o tablo içerisinde. Doğru. Ve Türkiye'ye verilen mesaj sizce ne kadar gerçekçi ve bundan sonraki süreçte NATO'nun açıklamalarını biz hep haberci olarak bekledik. Siz de uluslararası ilişkilerci olarak mutlaka bekliyorsunuzdur. Evet, Türkiye bu operasyonu yapıyor ama NATO ne açıklayacak diye gözümüz NATO doluyor bir şekilde yapılan operasyon. Çünkü güvenlik başlığı altında olduğu için söylüyorum bunu da. Ne kadar gerçekçi sonuç bildirgesinde böyle bir desteğin verilebilecek olmasının söyleme. Şimdi NATO kapsamında tabii ki gerçekçi olabilir. Ancak bakın size şunu söyleyeceğim. Amerika Birleşik Devletleri bile eğer ikili bir anlaşma yapmış olsanız, Amerika Birleşik Devletleri Türkiye terörizmde savaş konusunda gerekli desteği verecektir diye, oraya aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri teröristlere de yardım etmeyecektir diye bir madde koydurtmanız gerekiyor. Ki onun ihlal edilmeyeceği de belli değil. Yani çünkü bu ülke uluslararası hukuk ihlal etme, uluslararası hukukla ilgili bazı oynamalar yapma konusunda çok ciddi bir deneyimi olan bir ülke. Yani bizim de bu şekilde bir deneyimimiz var kendisiyle. Özellikle Türkiye ile ilgili olan konularda. Yani sadece Türkiye'ye yardım edilmesi önemli değil burada. Teröristlere de yardım edilmemesi önemli. Çünkü onlar yarın öbür gün biz işte Türkiye'ye zaten elimizden gelen yardımı yapıyoruz diyebilirler. NATO bunu söyleyebilir. Ancak Amerika Birleşik Devletleri de der ki benim teröristlere gönderdiğim ya da işte YPG, PYD'ye gönderdiğim silahlarda işte bu IŞİD'le ilgili yapılan mücadeleye verilen destektir der. Geçiştirilebilir bunu da. Yani biliyorsunuz bu tarz konular hep bunun için yaratılmış oldu. Hala Amerikan kamuoyunda özellikle bu konularla ilgili olarak yani oradaki PYD, YPG'lileri desteklemenin IŞİD'le yapılan savaşla olduğunu düşünen insanlar var. Ve bunun gerçekliğine inanan insanlar var. Ben bunu çok fazla şey yapmak istemiyorum tabii ki ama bu eksikliği de şu açıdan söylemek istiyorum. Bakın siz açık bir şekilde ben Washington'dayken orada da bir televizyon kanalına böyle konuk olmuştum. Canlı bir haber bülteniydi. Yaklaşık bir 15 dakikalık bir yayın yapmıştık onlarla da. Muhabir tabii önceden bir hazırlık yapmıyoruz. Gidiyoruz böyle işte şey diyor. Türk gazetelerinde diyor Suriye'deki Amerikan üslerinin, Suriye'nin kuzeyinde bulunan Amerikan üslerinin haritaları yayınlandı. Siz diyor bunu nasıl düşünüyorsunuz? Suriye'nin kuzeyinde Amerikan üsleri mi varmış dedim. Ben bilmiyordum yani hani bunu biraz ironik bir şekilde söylemeye çalıştım. Ben bilmiyordum dedim çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'nin kuzeyinde üsleri olabilmesi için Suriye devletiyle bir antlaşması olması gerekiyor ki böyle bir antlaşma söz konusu değil. Yani oradaki o üsler dedim uluslararası hukuka göre o ülkeden izin almadan kurulmuş olan üsler. Yani öyle bir üssün dedim hiçbir legal durumu yok şu an. Aynen anda. Hani kusura bakmayın hani şimdi oradaki söylediğim şeyleri aklıma geliyor. Çok hatırlıyorum there is no legitimate base for having these bases there diye bazı şeyler söylemiştim onlara. Şimdi tam olarak hani söylediğim ifadeyi de düşünmeye çalışıyorum. Peki. Hani bir irticanın şey yapıldığı için hani aklıma tam olarak gelmedi böyle şeyler hani bir hukuki ama altyapısı olmadan olmadığını söylemişler ve siz dedim teröristleri aslında sanki bu yüzden destekliyor gibisiniz orada dedim. Bunu söyleyince o zaman böyle bir şeye uğramış oluyorlar hani bunlar nereden çıktı? O zaman yani bu terörist grupları kalkıp da bir de öyle bir şeyler var ki 2017 yılının Eylül ayında olan bir şeydi bu. Sanki sürprizmiş gibi gösteriyorlar. Ben maalesef şunu söylemek istiyorum Sevda Hanım. Problem burada şu, bakın o kadar yıllık Türk-Amerikan ilişkilerinden bahsediyoruz. Mesela bu Yale Üniversitesi'nde, Princeton Üniversitesi'nde hatta Stanford'da galiba bir de bu çok prestijli Amerikan üniversitelerinde Yunan araştırmaları ve Bizans araştırmaları dahi kürsüleri var. Ve maalesef bakın son zamanlarda biz çok fazla irtifa kaybettik maalesef bu açıdan
Mesela Türkiye ile ilgili doğru dürüst bir Türkiye çalışmaları kürsüsü yok. Akademik açıdaki araştırmalarda çok büyük bir boşluk var. Bakın eskiden özellikle bu Ermeni iddiaları ile ilgili, işte Türkiye'nin çağdaşlaşması ile ilgili bu büyük üniversitelerden çok güzel kitaplar yayınlandı. Mesela Heath Lowry'nin, ondan sonra bu Stanford Shaw'un mesela Osmanlı tarihçisi olarak bu Ermenilerle ilgili konularda Türk tezlerine yakın şeyler söyleyen birileri. O zaman o şekilde yayınlar çıktı. Günümüzde bu tarz üniversitelerden, mesela University of California'dan, Los Angeles'tan böyle yayınlar çıktı. Kaldı ki Los Angeles, Ermeni diasporasının en güçlü olduğu yerlerden. O üniversitelerden, hatta Stanford Shaw'un yanılmıyorsam evi bombalandı. Ermeni aşırı düşün şeyler, aşırıcılardan bu kitap sebebiyle ve böyle şeyler çıktı. Günümüzde bunların çıkması maalesef çok zor. Ha şunu söylüyorum, Amerika'daki insanlar Türkiye'ye bilerek mi bunu yapıyorlar? Yok, maalesef bilgi eksikliğinden yani bilgi eksikliği olan ve bilgi eksikliği problemi yaşayan insanların bile algısını çok kolay yönetebilen bir medya söz konusu. Yani şu anda akademik anlamda da bir boşluk olduğunu söyleyebilir miyiz? Akademik anlamdaki boşluk, bakın akademik anlamdaki boşluk. Peki Amerika'da lobicilik çok önemli. Toplumsal kültüre de yansıyor. Çok önemli lobicilik, yani lobi çalışmaları. Evet. Bunun devamında think tank kuruluşlarında bu konuların konuşulması. Şu anda orada da bir zayıflık olduğunu söyleyebilir miyiz? Yani maalesef var. SETA'nın olmasına rağmen var. Yani bir SETA oraya yeterli değil zaten. SETA'nın olmasına rağmen var. Çünkü biraz daha böyle, hele özellikle SETA'da da bazından böyle eleştirildiğini de görüyorum ben orada yapılan şeylerde. Mesela zaman zaman SETA'daki bu toplantılarda bazı şeyler yapıldığını görüyorum. Hani eleştiriler de yapıldığını görüyorum. Hükümete yakın gördükleri için, anlatabiliyor muyum? Hala think tankların zaten özellikleri bu. Sanki diğer think tankler de yapılan şey, işte SETA'da bir tartışma olsun. Ya işte bunlar zaten Türk hükümetine yakın, böyle şey bekleyebilirsiniz diyorlar. Ama Brookings de demokratlara yakın, onlardan da öyle bir şey beklenebilir zaten. Ama dediğim gibi bu şeyde akademi camiasında maalesef bir konferans düzenlenmesi olsun. Bakın üniversitelerde bu olay çok fazla şey yapılır. Yani sizin üniversitelerde orada mezun olan o kitleyi etkileyebilmeniz gerekiyor. Ve bunların olduğu üniversiteler artık günümüzde biraz daha böyle alt kademelere yayılmaya başladı. Ki eskiden Türklerin böyle etkili olduğu üniversiteler vardı. Günümüzde yavaş yavaş bu azalmaya başlıyor. Ki bu tarz araştırma kürsüsüne bakın, bir konu. İngiltere'de de olanlarında bu Hellenic Bank dedikleri, bu Yunanistan'ın mesela devlet bankası çok fazla müthiş fon ayırıyor. London School of Economics'te var bunların kürsüsü. Ondan sonra ama London School of Economics mesela, oradaki arkadaşlarımdan öğreniyorum, bazı Türk ve İngiliz arkadaşlardan, işte Yunan Ermeni iddiaları ile ilgili diyor şu konferansı yapıyor ama diyor Türk tezlerini anlatan bir kişi bile getirmiyorlar diyor. Çünkü onların fonladıkları böyle şey yapıyorlar, yani fonluyorlar. Bizim bunları daha da artırmamız lazım. Siz kalkıp da Washington'ın ortasında bir think tank yani düşünce kuruluşu kurup da, yani kendinizi orada herkese anlatamazsınız. Bunun akademiye de orantılı olarak Amerika'nın yansıması her yerine lazım, yayılması lazım. Sadece bir Washington'da olmakla olmaz orada. Yani bir Los Angeles'ta olmanız lazım, bir Seattle'da olmanız lazım, bir Florida'da, yani işte Florida'nın mesela en önemli şehirlerinden bir tanesi de kendinizi yerleştirebilirsiniz. Mesela Texas'ta olmanız lazım, çok fazla Türk'ün olduğu bölgede. Ki bu etkinliğiniz artsın. New York'ta olmanız lazım özellikle bu kamu diplomasisi faaliyetlerini artırıcı konulara girmemiz gerekiyor. Bunu ki altın haklı olduğumuz konularda kendimizi daha iyi anlatabiliriz. Evet, bu da değerli bir konuydu. Buna da bir parantez yani açtığınız için ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun hocam. Bu önemliydi, dediğiniz gibi uluslararası ilişkilerin bu anlamda nasıl liderler zirvesinin ülkelerin ilişkilerinin ticarete yansıdığını ya da ticari anlamda kurulan iş dünyasıyla olan iletişimin bu anlamda siyasete yansıdığını görebiliyorsak, evet, akademik anlamda ne kadar yayın yapılabiliyorsa ve akademisyenler bu anlamda bu konulara, bahsettiğiniz konulara ne kadar sahip çıkıyorsa, bu anlamda da ciddi anlamda oradaki kamuoyunda da bir algı oluşuyor. Kesinlikle. Bu algının oluşması, doğru oluşması için de akademik çalışmaların, yayınların, bu düşünce kuruluşlarının uluslararası boyutta olması gerektiğinde vurgusunu yaptınız. Çok teşekkür ederim. Ve bu programın da önemli mesajlarından biri bu oldu galiba. Çok sağ olun. Davetimizi kırmadığınız için efendim. Noktalıyoruz. Süremizin sonuna geldik. Saatler 19'u gösterdiğinde ana haberle buluşalım.